Değerli izleyiciler, uluslararası anket şirketi paylaştı. AKP MHP oylarında büyük düşüş. Europe-Elec isimli uluslararası anket firması paylaştı. Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi'nin eski ve yeni anketini kıyasladı. İşte Cumhur İttifakı'ndaki büyük düşüşü göreceksiniz. Uluslararası firma dikkat çekti. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarıyorum. Tarafsız haber Barış Binal olarak tarzında yorumluyorum. Bakalım iktidarın durumu ne ve Sosyopolitik Araştırmaları Merkezi'ne göre önceki ve sonraki anketine göre iktidardaki yıpranma hangi seviyede? Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileriyle paylaşan Europe-Elec, Türkiye'de Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 15-19 Şubat ve 21-28 Haziran anket sonuçlarını karşılaştırıp paylaştı. Yapılan karşılaştırmada Cumhur İttifakı'nda bulunan AKP ve MHP'de büyük düşüş gözlemlenirken, Millet İttifakı'nda yer alan CHP ve İyi Parti'de artış oldu. Anket şirketinin 15-19 tarihinde yaptığı çalışma var şimdi, ancak daha sonra yine aynı anket firmasının kısa bir süre önce yapmış olduğu anket sonuçları var. İşte iktidardaki yıpranmayı göreceksiniz. Şimdi 15-19 Şubat tarihleri arasındaki anket şirketinin anketi ve daha sonra yeni anketini paylaşacağım sizlerle. Evet, 15-19 Şubat tarihleri arasında AKP %42,6 imiş, CHP %22,6 imiş, İyi Parti %10'muş, HDP %11,7 imiş, MHP %11,1 imiş, Deva Partisi %3,2 imiş, Gelecek Partisi %1,3'müş, Saadet Partisi %1,3'müş. Oysa yine aynı firmaya göre 21-28 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmada AKP ve MHP'deki erime gözler önüne serilmiş. Şimdi Şubat tarihi ile Haziran tarihi arasındaki oy oranlarına dikkat çekeceğiz. 21-28 Haziran tarihleri arasındaki yapılan anket çalışması şöyle. AKP %32,1, CHP %29,6, AKP 34 bandının da altında, 30 bandının sınırında. CHP 29,6 ile 30'u zorluyor ve AKP ve CHP arasındaki fark 2,5-3 puan kadar, çok dikkat çekici. İYİ Parti %13,8, %15'e yaklaşan oy oranı, HDP %12,7. HDP oyları tekrar %13 bandına çıkmış, tıpkı 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. MHP %7,1 ile barajın oldukça altında. Deva Partisi %3,2 sıçrama olduğunu söyleyebiliriz. %1,5'lardan 3,5-4'lere kadar geldi. Deva Partisi son günlerde İYİ Parti ile beraber atak yapan parti, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi %1,3 ile %1 bandının üstünde. Saadet Partisi %0,2, diğer partiler kadraja girememiş. Şimdi Cumhur İttifakı'na bakalım. 32,1 AKP, MHP %7,1, yaklaşık %39,5 oy aranını geçemiyor. Yani 40 bandını aşamıyor. 40 Cumhur, 60 muhalifler dengesi HDP ile beraber bu ankette de görüyoruz. Ama şimdi aynı firmanın Şubat ayı anketini az önce karşılaştırmıştık. Bakın, AKP 42,6'dan 32,1'e düşmüş. Yani 14 puan düşmüş Şubat'tan Haziran'a kadar. Cumhuriyet Halk Partisi 22,6'dan 29,6'ya çıkmış. Yaklaşık 5-6 puanlık bir parti Şubat ayında aynı firmanın anketine göre %10'muş, 13,8 olmuş. 4 puanlık bir artış var. Zaten İyi Parti ve Deva Partisi'nin artış var. HDP %11,7'ymiş Şubat ayında. Kapatma davasının etkisiyle de 1 puan arttırmış. 12,7'ye çıkmış. Milliyetçi Hareket Partisi yerinde sayıyor olsa gerek. Şubat ayında 11,1'miş. Yeni anket çalışmasına göre 7,1'e düşmüş. Yani 4-5 puanlık bir düşüşte Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir yıpranma var. Deva 3-2, Gelecek 1-3'müş. Yeni ankette de Deva 3-2, Gelecek Partisi 1-3 ile oylarını korumuş. Tarafsız haber Barış Biner, beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.